Hatta keçilerim uxlayanmazlığı, uxlayanmağan uyğurlar kimler gendi? Kulağını kaydırıp bir işin ki ihtimalı peyda bu. Turkiyada boshpana topgan uyg'urlarning xavotirlariga ko'ra, Xitoy va Turkiya hukumatlari pandemiya tufayli uyg'urlar hayotini garovga qo'yishyapti. Turkiyadagi siyosiy muxolifatning da'vo qilishicha, Turkiya uyg'urlarni vataniga qaytarish bo'yicha kelishuvni kuchga kiritmaguncha Xitoy o'z vaksinalarini yetkazib berishni atayin kechiktiradi. İYİ partiyasi siyosatchisi Lutfu Turqqanning iddaosiga ko'ra, Uyg'urlar vaksina evaziga Xitoyga topshiriladi. Kimlar idora ediyor? Küçük ortağınız Vatan Partisi'nin. Bu xavotirlarga ikkita voqea sabab bo'ldi. Dekabrda Xitoy Kongressi undan 3 yil avval Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya bitimini tasdiqladi. Unga ko'ra, ikki tomon jinoyatlarda ayblangan fuqarolarni bir-biriga topshiradi. Shuningdek, dekabrda Xitoyning CoronaVac vaksinasining birinchi to'plami Turkiyaga kelib tushishi kerak edi, ammo u 2 haftaga kechiktirildi. Shu sabab Xitoy o'z vaksinasi yordamida rasmiy Anqaraga bosim o'tkaza boshladi degan xavotirlar yuzaga keldi. Xo'sh, bu xavotirlarga asos bormi? Xatarlik tug'dirdi. Chunki Turkiyada 23 ming ikamet bile veya ikametsiz yaşayan Uygurlar var. Bula krajdan bulmuşlar, vatandaş bulmuşlar. Bulağını kaydırıp bir işinin ki ihtimali peyda buldu. Şu aşka bu İstanbul'daki Uygur diasporada bir ensireç var. Psikoloji cidden bir bisim mi var? Şunu bu mesele oturduğu çıkan vakitin yüzünde Türkiye'de yaşayan Uygurların içindeki en bununla tersini gözetken hatta keçilerin uxlayanmağan Uygurlar kimler diyende biri man okşaş muşuntak bir tehlike de. Turkiya COVID-19'ga qarshi vaksina bo'yicha eng katta buyurtmani Xitoyga bergan. U Xitoyning Sinovac shirkati ishlab chiqqan CoronaVac vaksinasining 50 million dozasini olmoqchi. O'tgan hafta Turkiya o'z tibbiyot xodimlariga bu vaksinani ura boshladi va 700 ming tibbiy xodim emlandi. Ulardan bir kun oldin Turkiya Sog'liqni saqlash vaziri Fahreddin Koca birinchi bo'lib o'zi vaksinani oldi. Ertasiga esa prezident Rajab Toyib Erdo'g'on. Prezident Erdo'g'on 2017-yilda Pekinga tashrifi chog'ida Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan jinoyatchilar ekstraditsiyasi bo'yicha bitimga imzo chekkandi. Ammo shu paytgacha u to'liq tasdiqdan o'tmagan va xavotirlarga ko'ra, Xitoy endi Turkiya bilan yaqinlashayotgan iqtisodiy rishtalari va pandemiya bosimi ostida bu bitimning kuchga kirishini tezlashtirmoqchi. Xitoy o'zida qayta tarbiyalash markazlari deb aytayotgan, ammo Xitoydan tashqarida konsentratsion lagerlar deya nom olgan majmualarda 1,5 millionga yaqin yosh u qari uyg'urlarni saqlab turibdi va o'z dini, madaniyati va tilini unuttirib, ularni xitoylashtirish dasturini ishga solgan. 2 yil oldin Turkiya bu lagerlarni insoniyat uchun uyat deya qoralagandi. Xorijga qochishga muvaffaq bo'lgan uyg'urlarning vatandagi yaqinlari bilan aloqasi butkul uzilgan. Ammo Turkiya shu paytgacha ular uchun xavfsiz boshpana bo'lib kelayotgandi. Shundaylardan biri Abdurahim Paraj. U 3 yil Xitoy turmasida o'tirib chiqqach Turkiyaga qochgan siyosiy faol. Bu masala o'tirg'i chiqqandan keyin uyg'urlar orasida bu noyati bir ko'p talash tortish va ko'p ansizlik, andishi yuz berishga sabab bo'lgan bir masala bo'ldi. Bugun shaxsan men o'zimni misol qilib aytgan vaqtimning o'zida men bu xabar o'tirg'i chiqqandan keyin eng besaram jon bo'lgan uyg'urlarning ichidagi biriman. Hatto menga to'r yuzdimi o'sha Facebook, Twitter mushularda hatto ayrim bu haqda bir narsalarni yozib, shu yozmalarning yuzi hatto meni qistuganlar bor. Abdurahim Paraj, sen diqqatda bo'lgan Xitoy senga eng ko'zing tikkan odamlarning birisi sen Turkiyadagi. Demak, sen amalba Turkiyadan hozir yuzing yotkilib
bexatar bir davlatga ketishni yo'lini qilgan deb hatto shunda ogohlantirishlarni Facebookda, Twitterda qo'ygan uyg'urlar ham bor. Chunki men Turkiyaga kelgandan beri 2017 yili men Xitoyga qarshi eng ko'p siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullangan birman. Xitoyningki Turkiyaga terrorga bog'lab bir dosya sunish natijasida 2017'de men bir tutulib, tutqun qilinib, bu qaytirib yetilish markazi, ya'ni turkcha geri gönderim markazida edi. Bu yerda tutib turildim. Bu yerda 6 oy turgandan keyin advokatlarningki yo'lini shulan chiqdim. Chiqib 2019 yana ikkinchi qitim qayta tutildim va 2 oydan keyin yana advokatlarning yo'lini shulan qo'yib berildim. 13-ci aygacha 2020-ci yil 13-ci aygacha men iqomatsiz yashadim. Qo'limda hech qanday na iqomat va na pasport va na uzamni isbotlaydigan hech qanday bir belgam yo'q holatda yashadim. Demak, men yo'llarim chiqsammi, shunchalik andishida yurganimdan biri edim. Turkiya Xitoy aloqalari tarixda bu hali bunchalar yuqori pallaga chiqmagandi deydi bu faol. Darhaqiqat Turkiyada iqtisodiy o'sish pasayar ekan, hukumat moliyaviy ko'mak uchun Pekinga yuzlandi va Xitoy bankidan 3.6 milliard dollarlik qarz oldi. 2019 yil iyunida Xitoy Markaziy banki Turkiya xorijiy valyuta rezervlari uchun 1 milliard dollar o'tkazib berdi. 2019 yil iyulida yana Pekinga borgan prezident Erdo'g'on Xitoy matbuotida Shinjondagi siyosatni to'g'ri deb atagani xabar qilindi. Ammo uning idorasi tarjima noto'g'ri ketgan deya buni rad etdi. Doktor Ekremga ko'ra, G'arb bilan sovigan aloqalar ortidan Turkiya yangi sheriklarga muhtoj va Xitoy bundan foydalanyapti. Turkiya hozirgi ahvolda, misol siyosiy jihatdan, masalan, tashqi siyosat jihatdan g'arb davlatlari bilan munosabatlari yaxshi emas. Bu jihatdan hamda bir do'st, hamkorlik qiladigan davlatga ehtiyoj bor. G'arbga qarshi yoki o'ziga foydasi bo'lgan. Undaqda Rossiya va Xitoy bu tanlangan bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi, bu o'tur shartdagi siyosatlari Turkiyaning siyosati bilan bu G'arbning bo'libmi Amerikaningki orasidagi munosabat yaxshi emas. Mushu manfaatdan to'paydi, manfaat o'xshim boshqa. Bu afvolmi bor. Undan boshqa u Turkiyaningki iqtisodiy ma yaxshi emas burunqa qaraganda. Boshqa Xitoyning bir mablag' kelishi, texnologiyaningki kelishini xohlaydi. Şunu çıkıp gelen çağda Türkiye yüzünden adi menfaatini oylaş başka. Xitay bile bir yıkınlaşış siyasetini kinki muşu 5 yıldan beri ilip bir vardı. Fakat Xitay tarafı bunu Türkiye bile yıkınlaşışının ki bir şartı mı, şartı Pakistanlıkla ya ki Uygurlarını bir tizginleştirip bir iş. Misalga Türkiye'de faaliyet kızmazlık, Türkiye'deki bazı teşkilatlarını, şahsılarını kaydırıp veriş diyende. Eğer de hazır kılmışı cinayetçilerini kaydırıp veriş, o kilişim imzalaşkan takdirde meclisten kabul kılıp ötep getken takdirde Xitay müşerideki Uygurlarını halkanca istiyalaydı. Şununla bu daima Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü Xitay'ın ki yeni İpek yolu stratejisi var. Bu kurukluğunda Türkiye arkalık Avrupa'ya erişeden. Şununla Türkiye bir yerde strateji ehemmiyetli bir devlet Xitay için. Şununla Xitay hem Şart Türkistan'daki mukumluğunu koğdaş için hem de Türkiye'de bir tesir gücünü güçlendiriş için Türkiye bilema yakınlaşışının ki niyeti var. Fakat bu Xitay'ın Türkiye'ye sağan meblağla küçükken seviyede emez. Erdoğan'ın Pekin'e ahirge taşrifi davrida Birleşken Milletler Tashkiloti da bir bo'linish yuzaga keldi. 22'de davlat Xitay'ın Uyghurlarga ta'qibini qoralab bayonot chiqarishdi. Ko'p o'tmay 50'de davlat Xitay'ını qo'llab-quvvatlab javob xatini chiqardilar. Ular orasida Saudiya Arabistoni va Pokiston ham bor edi. Turkiya ikkala bayonotga ham qo'shilmadi.
Uyg'urlarni bezovta qilgani Xitoyni Turkiya bu safar qoralamadi. Turkiyami ba'zi vaqtda bu Xitoy bilan bo'lgan bu yaqinlashish va munosabatlarning kundan-kunga texim yaqinlashayotgan bir paytida bu jihatdan Xitoyning oldida balkim tili ojiz bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy dunyodagi BDT doimiy hay'at a'zosi bo'lgan 5 davlatning biri va dunyodagi eng kuchli dunyoni yunitayotgan, dunyoni kontrol qilib boshqarayotgan Amerika va Rossiyadan iborat bu 3 cho'ng kuchning biri. Endi bunda bo'lgan degan Turkiyaning bu jihatdan tili qisiq bo'lishi ham mumkin, ammo bu qadar Uyg'urlarning beshig'i kelayotgan bu masalalarga qarata 2009 yil yuz bergan Urumchi qirg'inchiligi. Shu Urumchi qirg'inchiligini o'z ko'zim bilan ko'rganman va shu vaqtda bor edim Urumchida. Demak, Urumchi qirg'inchiligini dunyoda tunji bo'lib, buni irqiy qirg'inchilik deb eng qattiq ibora bilan, eng qattiq til bilan ig'izga olgan va buning u qadar qattiq yuziningki qarshi pozitsiyasini bildirgan birdan bir siyosiy rahbar faqat hozirgi Turkiya Jumhuriyatining raisi Sayin Recep Tayyip Erdoğan bo'lgan edi. Demak, bu qadar yuziningki maydonini, pozitsiyasini ifodalagan bir kishi balkim bu Xitoy bilan bo'lgan anlaşma har qancha tasdiqlanib qilingan holatdami? Balkim biz hozirgida kutayotgan unda xatarlik bir kunlarningki kelish ehtimoli sal tuyan deb qarayman. Abdurahim kabi ko'p uyg'urlar Turkiyadagi geri getirish, ya'ni ortga qaytarish hibsxonalarida o'tirib chiqqan va o'tiribdi. Turkiya aniq raqamlarni aytmay keladi. 2019 yil yozida Zinnatgul Tursun 2 yosh qizchasi bilan Tojikistonga deportatsiya qilindi. U yerdan esa Xitoyga topshirildi. Undan hozir darak yo'q. Parachga ko'ra Turkiya bevosita Uyg'urlarni topshirmasa ham 3-chi davlatlar orqali Xitoyga uzatishi mumkin. U yana 10 Uyg'ur Tojikiston orqali qaytarilgani haqida xabarlar bor deydi. Agar ba deyilgan holatdami, bevosita Xitoyga topshirib berilmasdan, balki O'rta Osiyodagi Xitoy bilan munosabat eng yaqin bo'lgan Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston va shuning o'xshagan Xitoy bilan munosabatdan yaqin bo'lgan Pokistondagi davlatlarga qaytirish orqali yuziga keladigan besimdan qutulish mumkin Turkiya. Sharq Turkiston majlis raisi Sittom Turk efendi buni axborotlarda o'tirib qo'ygandan keyin Zinnat Kultursunning ojizligiga dalillashi bilan bu masala dalillangan bo'ldi. Demak, aniq isbot bilan o'tirib chiqqan Zinnat Kultursun ammo ig'izda aniq dalil isbot bo'lmagan ba'zi bir xabarlar, siyosiy yetakchilar, siyosiy faoliyatchilarningki egallagan ma'lumotlarga qaraganda Tojikiston orqali Xitoyning qulog'i o'tkazib berilganlar un atrofida degan gaplar bo'lgandi. Xo'sh, hukumat nima deydi? Ekstraditsiya bitimi Turkiya parlamenti 26 yanvarda o'z sessiyasini boshlaganida kun tartibida bo'lishi kutilyapti. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu bildirishicha, hatto vaksinaning oldi berdisida ham Turkiya hukumatı Xitoyga Uyg'urlar borasidagi o'z xavotirlarini eslatib keladi va pandemiya tugagach maxsus delegatsiya bilan Xinjiangga borib vaziyatni o'rganishni istaydi. Unga ko'ra jinoyatchilarni topshirish kelishuvi davlatlar o'rtasida imzolanadigan oddiy kelishuv. Ammo Uyg'urlar bu bitim aynan ularni nishonga olishiga ishonadilar. Chunki ularga ko'ra Turkiyadan hech kim qochib Xitoydan boshpana olmaydi. Masalaning nafaqat iqtisodiy, balki mafkuraviy tarafi ham ahamiyatli. Janob Erdoğan oxirgi yillarda o'zini islom olamining yangi lideri sifatida namoyon qila boshladi. Unga xususan o'zbekistonliklar orasida ham xayrixohlar juda ko'p. Nahotki Xitoy moliyasi va sarmoyasi deya u o'zining yangi ideologik maqomidan voz kechsa. Doktor Ekremga ko'ra, iqtisodiy kuchsiz ideologiya puch bo'ladi. Hamda ideologiya tushuncha bor. Bu hukumatning asos tushunchasi hamda islomiy davlatlarla, musulmon davlatlarla munosabatlarni taraqqi qildirish va shundaqla qayerda izni ham musulmon bo'lsa, ashlog'i sayib chiqish. Faqat bu
ideolojini hal qilish uchun senin iqtisodiy kuchin bo'lish lozim. Seninki texnologiya kuchin bo'lish lozim. Ma'rif kuchin bo'lish lozim. Yetishgan odamlar ko'p bo'lish lozim. Ama bu hozirgi men degan ahvolda biraz ojiz bo'lishga bu ideologiyani ma istigan va talab qilgan seviyada emas. Mence bu hazır Türkiye hükümeti bunu yaxşı bildirdi deb oylayman. Yani iqtisadni, texnologiyani güçlendirmek durup, ideologiyani yiyiş ya ki ideologi bile Müslüman dünyasına liderlik buluş kıyım bulur. Şununla hazır hem de Türkiye özününki teknoloji ve iqtisadını güçlendirişinin ki bazı programlarını əməlləşdirişi tırışıvadı da, amma bu bir məzgil devam qılış. Bu doğru kildi. Həmən onun nəticəsi ağlıb olmaydı. Qanday bolmasın, Türkiyə 10 minglab uyğurlar üçün ikinci vatanga aylandı. Ağır küllərdə onların başını silədi. Abdurrahim onun ikinci vatanı ondan vaz keçişigə işanmaydı, amma yürəgidə daimi bir təhlükə bilən yaşayabdı. Dünyaya, özünün vətinə sığmayan uyğurlar fəqat Türkiyəyə sığdı. Bu nöqtədən Türkiye'ninki Uygurlar için kılgan bu hizmetleri, bu katlı yardımları tarihte ebedi unutulmaydıgan bir katlı bir hizmet bu. Türkiye Hıttay'a bir vasit kaytulmaydıganlıkı konulumda ya onda aşık bulmaydı o deyip durma, tabi bilme. Lekin biz insanımız Türkiye'nin yüzümüzdeki ikinci vatanı da bilip geldi. Belki ben hazır oylusam vatanga qaytib ketish imkoniyatim bo'lib qolib qolsa, mashhur vatanlarimiz bir kunlar mustaqil bo'lib, vatanga qaytib ketsakmi, balkim xuddi men hozir mening vatanimni sog'inganiga o'xshash, vatanga qaytib ketsam, shu sog'inishning ayni yuzini Turkiyani shunchalik sog'inishim mumkin. Chunki bu yerda shu qadar mehrim qoldi, eng ochiq, eng og'ir kunlarni Turkiyada o'tkazdim. Men vatanga qaytib ketgan holatdimi? Hozir yuzimning vatanimni sog'inganiga o'xshash Turkiyani shunchalik sog'inishim mumkin. Bu ya bana nispeten üzümün vatanına okşuş bulup kalan bir ya. Onda bu oldu iken, ben belki beni onda kaytırıp hiç mümkünçilik yok da karayman oluyor. Lekin şunçilik bir endişe de durmen. Çünkü benim kulumda yok onda iş yok dediğim kapalı etmemem yok.